think we're rolling. All four are running, right? Yeah. Look at COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome. Önemli olan bu bir iklim değiştirme programı filan olarak algılanabilir. Deprem yapma olarak algılanabilir. Proje olarak devam edecek. İşin artık askeri boyutu yoktur. Derken ama laf arasında şu bilgiyi de alabilmiştim. Sence yazın. Görelim yo, bakalım. Şu an itibariyle mesela yarın bir gün zihin kontrolü ispatlanırsa ulusal güvenlik mührü vurulma durumu da var. Onu siz de biz de görelim. Ve bunu 99'da bizim şeyde denediler. Bizim üzerimizde denediler. Bizim üzerinde denediler. Evet. Şimdi niye denediler? Aynı fay hattının benzerini Kaliforniya'da görüyorsunuz. Kaliforniya fay hattı. İnsan eliyle gerçekleştirildiği iddia ediliyor diye. İşte o iddiayı destekleyen projelerden biri HAARP projesidir. İşte iklimleri değiştiren bir takım depremler, zelzeleler yarattırabilen, yüksek frekanslı dalgalar gönderebilen bir proje. Ormanlara bir yanmaya başladı bunlar. Evet. Enteresan bir şekilde yanıyor. Orman da ağacın içi yanıyor. Ağacın dışı duruyor. Ne demek bu? Yani şeyler HAARP'tan yapıldı, inanılmaz derecede belli. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Paranormalizm kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Paranormalizm ekibinden Sait Gülüm. Bugün sizlerle birlikte komplo teorisyenlerinin deprem yaratma silahı yani HAARP'ı konuşacağız. Komplo teorisyenlerinin ve kahvehane köşelerindeki dayılarımızın vazgeçilmez konusudur HAARP. Kardeşim Amerika'da bir silah var, deprem yaratıyor, iklim değiştiriyor, devletleri yok ediyor gibi konular konuşuluyor bunun hakkında. Kimileri ise insanları galyana getirmek ya da korkutmak için videolarına yahut Twitter'daki yazılarına ek yapıyor HAARP projesine. Bunun sebebi ise HAARP projesi hakkında fazla bilgi sahibi olmamamız. HAARP projesinin yaratıcısı Tesla mı? Söylentiler o ki HAARP projesini yapan kişi Tesla'dır. Evet, gerçekten de bu konu doğru. Yani HAARP projesinin mucidi Nikola Tesla'dır. İnanılan bir diğer mit ise Prestige filminde Nikola Tesla'yı canlandıran kişinin dağ başında kablosuz bir şekilde tüm ampulleri yakma deneyinde kullandığı teknik ile HAARP'ta kullanılan tekniklerin aynı olduğudur. Basitçe Tesla atmosfere bir manyetik dalga göndermiş ve bunun çok daha güçlü bir enerji olarak döndüğünü görmüştür. Fakat HAARP projesinde kullanılan teknik ile Nikola Tesla'nın gerçekleştirdiği deneyin tekniği arasında hiçbir bağ yoktur. İkinci başlığımız Tesla deprem makinesi üretti mi? Birbirinden bağımsız konular hakkında ilerliyoruz ama şunu bilmemiz gerekiyor ki Tesla gerçekten de bir deprem makinesi üretti. Fakat teknolojisi HAARP'tan çok daha farklıydı. Tesla'nın ürettiği deprem makinesinin mantığında olan atmosfere gönderilen dalgaların iyonosferden sekmesi sonucu oluşan dalgalar fay hatlarının rezonans frekansına uyarlarsa orayı yeterince sallar hatta kırılma yaşanır yani deprem olur. Fakat HAARP projesinde böyle bir teknoloji kullanılmamaktadır. Üçüncü başlığımız HAARP projesiyle deprem yaratmak ne kadar mümkün? Öncelikle bu başlığı tamamen okumam lazım çünkü içeride formüller var. Sayın komplo teorisyenlerimiz, televizyon programlarında insanları korkutan herbokolog sunucular ve kahvehane köşelerindeki dayılarımız. Bu başlık sizin için geliyor. Umarım aklınızın köşesinde yer edinir. Böyle bir depremin yaratılmasının enerjinin korunumu yasasına tamamen aykırı olduğunu şu şekilde görebiliriz. Bir kıta tektoniğini 2 metre kaydıracak enerjiyi vermeden o fay 7.8'lik bir deprem üretemez. İran'daki deprem yer kabuğunun 30 km derinliğinde oluşmuş. Yani 30 km çarpı 200 km. Bu başlığımız fay hattının kırık boyu çarpı 200 km eşittir 1.2 milyon km küp. Kayayı 2 metre sürükleyecek kadar enerjiyi vermesi gerekiyor bu projenin. Bunun kaç tane hidrojen bombasına eşdeğer olduğunu sizler düşünün dostlarım. Yani böyle bir proje, böyle bir güç üretemez. Lan zaten adamların ellerinde böyle bir proje olsa Ortadoğu'da petrol için savaşmazlardı ki. Harbiden de diyorum ha. Dayı ne yapıyorsunuz siz ya? Amerikan'ın oyunları. Dördüncü başlığımız HAARP. İklim üzerinde etkili mi?
Uygulama olarak bu da pek mümkün görünmüyor. Zira projenin ürettiği dalgalar deiyonosferi, stratosferi dahi doğru düzgün etkileyememektedir. Bu nedenle de hava koşullarında kayda değer bir değişiklik yapması, sonuç olarak da iklim değiştirmesi olanaksızdır. Güneşin oluşturduğu yüksek orandaki ionosferik türbülans dahi iklim üzerinde etkili değilken, harp gibi yapay bir değişimin bu denli etkili olmasını beklemek anlamsız kalıyor. Beşinci ve en önemli başlıklarımızdan bir tanesi ise harp askeri bir silah mı? Hava kuvvetleri ile donanma harpi birlikte idare etse bile yetkililer harpin askeri amaçlar için tasarlanmadığını söylemektedir. Ve özellikleri üniversitelerin birliği tarafından geliştirilen bir araştırma tesisidir. Harp sitesi, ionosferik araştırmalardaki ilgi çeken bir şeyin, teknolojik inovasyonların keşfedilmemiş potansiyeli, bizlere yer altındaki objeleri tespit etme ile denizin ya da yerin derinlerinde iletişim kurabilmemiz konusundaki uygulamaları tavsiye etmektedir. Olduğu yazmaktadır. Bu anlaşılabilir bir ifade. Harp benzeri bir teknolojinin denizde bulunan bir denizaltı ile iletişim kurulması ya da yer altında gizlenen gizli askeri tesisatların tespit edilmesinde kullanılabileceğini öngörmektedir. Kahvehane köşelerindeki dayılarımız, televizyondaki herbokologlar ve aynı zamanda çok değerli komplo teorisyenlerimiz. Hadi bu başlığı beraber inceleyelim, olur mu? Harp gizli bir proje mi? Birçok komplo teorisyeni harpin gizli bir proje olduğunu düşünse bile harpin kendi sitesinde şöyle yazar. Harp programı bütünüyle gizli değildir. Harp ile ilgili gizli bir doküman bulunmamaktadır. İlgili bütün raporlar, finansman bilgileri, deney sonuçları halka açıktır. Sadece raporlar değil, tesisin kendisi de dönem dönem ziyaretçilere açıktır. Projenin gidişatını da Amerikan askeri birimleri değil, üniversiteler belirlemektedir. Bu üniversiteler arasında MIT, Alaska Üniversitesi, Dartmouth Üniversitesi, Stanford Üniversitesi ve Massachusetts gibi dünyaca üne sahip üniversiteler de bulunmaktadır. Kısacası harp gizli bir proje değildir. Kamuoyunun denetimine açıktır. İyi güzel her şeyi anlattın Sait, hatta birilerine gömdün. Sence harp projesinden çekinmeli miyiz? Uzmanlar hayır, çekinmemelisiniz diyor. ABD'nin kirli sicili, bilimi, teknolojiyi ve bilim insanlarını ne amaçla kullandığı göz önüne alınınca hayır cevabı vermek zor olsa dahi eldeki veriler ve bilimsel gözlemler bir araya gelince şu an için harp projesinden çekinmemizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Komplo teorilerine meraklı olan grup tarafından anlamlandırılamayan olayların çoğu bu projeye bağlanır. Fakat videoda belirtilen sebeplerden ötürü komplo teorilerinden öteye gitmeyen mitlerdir bunların çoğunluğu. Kısacası harpten korkmamalıyız. Harp deprem üretmez. Harp iklim değiştirmez. Harp Amerika'nın bir oyunu değildir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi, eğer hoşunuza gitmediyse beğenmemeyi, aşağıya bizlerim için 3 yorum bırakmayı ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.